Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle İslam felsefesine dair okuma önerilerimizin 7. videosunu çekeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmamıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki videolarımızda İslam felsefesinde klasik tartışmalara dair neler okumamız gerektiğini ifade etmiş ve sonraki videomuzda İslam ahlak felsefesindeki klasiklerden neleri ve nasıl okumamız gerektiğini analiz edeceğimizi söylemiştik. Bugün sizlerle İslam ahlak felsefesindeki klasik metinleri analiz edeceğim. Sonraki videomda da İslam ahlak felsefesi ile ilgili günümüzde yazılmış, ülkemizde çıkan çalışmaları sizlere tanıtmaya ve anlatmaya çalışacağım. Şimdi İslam ahlak felsefesi denildiği zaman aslında çoğu insanın aklına normatif bir takım şeyleri yap ya da yapma şeklindeki e, ifadeler gelebiliyor. Halbuki İslam ahlak felsefesi arkasında felsefi derinliği olan ve eylemlerin ve davranışların niçin ve nasıl yapıldığını, neden ortaya konması gerektiğine dair bir bilinç halini gerektiren bütüncül bir çerçeve işaret ediyor. Bunun için de İslam filozofları, İslam ahlak felsefesine gelmeden önce bunun teorik arka planı olan felsefi birikimi sağlayıp ondan sonra bundan davranışsal bir sonuç bekliyorlar. Bence de bugün için, yapılması gereken ya da ahlak sahasında yaşadığımız sorunların arka planda yatan temel problem teorik arka plan olmaksızın normatif bir takım unsurlarla İslam ahlakını ya da ahlakı hayata geçirmeye çalışmamızdan kaynaklanıyor. Peki İslam ahlak felsefesinde bu konuda ne yapılmış ve neler okumamız gerekiyor? Bunlara bir bakalım. Ben ilk olarak Kindi'nin Üzüntüyü Yenmenin Çareleri adlı risalesini sizlere tanıtmak istiyorum. Kindi biliyorsunuz ilk İslam filozofu ve bununla ilgili risalelerin de Mahmut Kaya hocamız tarafından tercüme edildiğini söylemiştim. Bu risaleler içerisinde de Kindi'nin Üzüntüyü Yenmenin Çareleri adlı makalesi mevcut. Ee, Yine Mustafa Çağrıcı hocamızın çevirisiyle yayınlanmış olan Baskıda da üzüntü yenmenin çarelerine erişme imkanını sahip olacaksınız. Üzüntü yenmenin çareleri niçin önemli? Gerek klasik dönemde gerekse modern dönemde insanın sağlıklı bir şekilde varlığını idame ettirebilmesinin arka planında psikolojik olarak e, anlamlı ve tutarlı bir bütünlüğe sahip olması yatıyor. Onun için de üzüntü yenmenin çareleri bu bütünlüğü sağlamanın yollarını gösteriyor. Tabi üzüntü yenmenin çarelerini e, okurken onun arka planında kindiğinin, nefs tasavvurunun ve akıl tasavvurunun da doğru ve sistematik bir şekilde anlaşılması gerektiğini de ifade etmekte fayda var. Şimdi sonraki e, size tanıtacağım kitap Far abinin mutluluğun kazanılması adlı eser arkadaşlar. Bu çalışmayı Ahmet Arslan hocamız çevirmiş ve yayınlanmış. Şu an baskısı da mevcut bulabiliyorsunuz. Bu da yine demin belirttiğim üzere felsefenin teorik ve pratik boyutlarını kuşatıcı bir şekilde analiz edip aslında ahlakın ve mutluluğun bir e, akli sürecin mantıksal tutarlılığın ve buna uygun bir davranış biçiminin sonucunda gerçekleştiğini gösteren hem e, hacim olarak e, kısa ve öz bir şekilde ortaya koyduğu Farabi'nin ortaya koyduğu bir risale. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bir de İbn Sina'nın Mutluluk ve insan nefsinin cevher olduğuna ilişkin 10 delil başlıklı bir e, eseri var. Bu da Fatih Toktaş hocamız tarafından tercüme edilip yayınlanmış. Şimdi e, bu ahlak klasikleri kapsamında çıkmış. Bunda da yine aynı şekilde teorik ağırlıklı bir e, inceleme söz konusu. Yani nefsin cevher oluşu. Ve bu cevher oluşundan hareketle de nasıl yetkinliğine onun kendisine uygun olan anlayışa ulaşmasına gideceğini açıklamaya çalışıyor. Ve bununla ilgili 10 tane delil ortaya koyuyor. İşte bu cevher oluşa dair bilinçlilik hali sağlanabilirse nefis de kendine uygun eylemleri gerçekleştireceğinden onun tatmin olması, mutlu olması ve hayatta beklediği şeyleri gerçekleştirme imkanına ulaşması mümkün hale gelecektir. Bu gösterdiğim iki çalışma yani Farabi İbn Sina tarafından teorik ağırlıklı bir yapıya sahip. Bunu da söylemem lazım. Şimdi burada tabi en başta gelen klasiklerden İbn Miskawayh'ın Tehsibül Ahlak adlı eserini de söylemem lazım. Eee Tehsibül Ahlak ee, İslam felsefesinde teoriyle pratiği buluşturan, bütüncül bir e, çerçeve ortaya koyan, e, hayatın içerisinde insanların davranışlarını nasıl gerçekleştireceğine dair bir çerçeve sunan bir metin arkadaşlar. Başlıklarını ben size söyleyeyim. E, oradan zaten metnin içeriğini alacaksın. Bunu ben sahaflardan bulmuştum çok eskiden öğrencilik yıllarında. Şu da yeni baskısı arkadaşlar. Yeni baskısı da yapılmış vaziyette. E, şimdi burada nelerden bahsediyor? Öncelikle insan nefsinin tanımından bahsediyor. Yani kişinin kendi benliğinin farkında olması ahlaki gelişimin en temel unsuru. İkinci olarak ahlak ve huy arasındaki ilişkiyi ve bu konuda Antik Yunan'dan kendi dönemine kadar gelen görüşleri ifade ediyor. Sonrasında iyilik ve mutluluk arasındaki farka değiniyor. Ardından insanın fiillerini, sevgi türlerini, nefsin hastalıklarını ve nefs hastalıklarının tedavisine değiniyor arkadaşlar. İbn-i bu çalışması da İslam ahlak felsefesi açısından önemli bir başyapıt olarak karşımızda duruyor. duruyor. E, sonrasında da tabii e, Nasreddin Tuğsi'nin Ahlak-ı Nasire adlı eseri var. Bunun iki baskısı var arkadaşlar. Bende ikisi de vardı fakat e, taşınma esnasında yeni binamıza geçerken benim iki tane kitap kolim kayboldu. E, zannediyorum e, Litera yayınlarından çıkan Nusa da e, kayıp koliler arasında gittiği gibi geliyor. Yani bir e, Akademisyen için belki en büyük kayıplardan bir tanesi kitaplarını kaybetmesidir. Kitabın baskısının olması yine hani insanı ferahlatıyor, rahatlatıyor ama özellikle çalışmanızı yaparken kullandığınız metnin kaybolması tabii insana çok dokunuyor. Neden? Ben Ahlak-ı Nasir'de sevgi kavramını çalışmıştım. O çalışmayı da yine bu iki eser üzerine yapmıştım. Şimdi ben Ahlak-ı Nasir'i ile ilgili bu metni tanıtayım. Litera ile ilgili... Litera yayınlarından çıkan da ileriki aşamalarda sizlere yine tanıtım arkadaşlar. Bunda da yine teori ve pratiğin bir bütün haline, e, halinde ifade edildiğini görüyoruz. Bir de Ebu Bekir Razi'nin başlattığı tıp ruhani geleneği var. Bu da e, kendi içerisinde e, değerlendirilebilecek bir çalışma. Bunun da e, iki baskısı var arkadaşlar. E, bir tanesi Hüseyin Karaman hocamız tarafından yapılan baskı. Bir tanesi de e, Mahmut Kaya hocamızın çevirisini yaptığı baskı arkadaşlar. Mahmut Kaya Hocamızın çevirisini yaptığı baskıda e, sadece e, bu tıp ruhani değil, e, diğer e, Razi'nin diğer risalelerini de temin etme imkanına sahipsiniz. Burada konuları ele alış şekli olarak aslında biliyorsunuz e, Razi tabip filozof. Yani Eğer merak ediyorsanız Razi kimdir şeklindeki videomuza da bakabilirsiniz. Ve e, başlangıç noktasını aklın üstünlüğü ve akla dair vurgu oluşturuyor. Daha sonra nefsi ve ondan sonra insanın ahlaki anlamda bir takım tutumlarının değerlendirilmesi. Aşk, haset, öfke, cimrilik, üzüntü giderme, açgözlük, sarhoşluk birçok kavram yine burada değiniliyor arkadaşlar. Ebu Bekir Razi de İslam felsefesinde çığır açmış bir filozof ve kendi döneminde de önemli katkılar yapmış eserler ortaya koymuş bir düşünür tabii farklı yönleriyle de dikkat çeken ve tartışılan bir filozofumuz arkadaşlar. Bir de tıp ruhani geleneği ile ilgili olarak bizim çevirisini yaptığımız, Mevlüt Yanık ve Sema Bolat hocamızla beraber çevirisini yaptığımız, İcdar Arslan hocamızın editörlüğünde çıkarttığımız bir metin var. Bu da İbnül Ebul Fereç İbnül Cevzi'nin çalışması arkadaşlar. Bunda Arapça metniyle beraber karşılıklı olarak biz bunu yayınlamıştık. Ee, önünde de bu konuyla ilgili bir makale var. O makaleden de hem İbnül Cevzi'nin hayatını hem de eserle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İbnül Cevzi de aslında ruhun sağaltımı ya da e, tıp ruhani başlığı altında e, konular işliyor. E, fakat gelenek açısından e, farklılık söz konusu. E, Ebu Bekir Zekeri Razi bir filozof olarak konuyu, bir tabip olarak konuyu alırken İbnül Cevzi e, kendi dönemindeki e, dini ilimler üzerinde yoğunlaşmış bir kişilik olarak bu konuyu alıyor. Bu da nasıl el almış? Yine burada da aynı şekilde söylüyor. E, Razi'nin sistematiği üzerinden aklın fazileti, hevanın işte yerilmesi, e, oburluk, dünyevi otoriteye direniş, cimrinin giderilmesi, yalan, haset ve benzeri e, şeyleri tam 20 30 bölüm içerisinde bir değerlendirmeyle ele alıyor arkadaşlar. Burada e, çocukların disiplini, çocuğun geleceği, eğitim idaresi hakkında bölümler var. Tabii bunları değerlendirirken e, o dönemin şartları içerisindeki Çocuk gelişimi ya da o dönemin şartlar içerisindeki olaylara bakış tarzını ya da düşünürün kendi geleneği içerisindeki tutumunu göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü bugün biz e, hayata dair tutumlarımızda yaşıyoruz. E, Bugünün şartlarındaki e, elde edilen bilimsel gerçekliklerle geçmişteki bu konularda söylenenleri ne yapmamız lazım? Birbiriyle e, mukayese ederek, göz önünde bulundurarak ve yine çocuk gelişimine ve pedagojisine uygun bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Filozofların metinleri bu noktada çok önemli e, unsurlar taşıyor. Çünkü e, bugüne kadar yaptığım bütün çalışmalarda İslam ahlak filozofları e, genelde insani değerleri ve evrensel kriterleri tutturacak ve bu noktada pedagojik açıdan da tutarlı ve anlamlı bir bütünlük sağlayacak yorumlar ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Onun için de her zaman şunu söylüyoruz. Bu metinlerin okunması ve bu metinlerin anlaşılması, İslam ahlak felsefesinin normatif ve didaktik bir şekilde insanlara emir üzerinden, emir kipiyle vurgulanmaya çalışan bir çerçeve çizmediğini anlamı kavrayıp, o anlama göre bir yaşam biçimi oluşturmayı bütüncül ve anlamlı bir bütünlük oluşturmayı hedefleyen bir yapı arz ettiğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Günümüzde de ahlak sahasında çok ciddi sorunlar var ve bu sorunları analiz etmeye girişen arkadaşlar genelde e, toplumları birden değiştireceklerini düşünüyorlar. Normatif ilkelerle değişebileceğini düşünüyorlar. Halbuki geleneğimizde bunların olması için bir neslin bir e, analitik ve akademik bir şekilde yetiştirilerek onların e, olayları kavrayıp detayına inerek ve işselleştirerek anlaması neticesinde gerçekleştiğini söylüyorlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Bütün eğitim hayatımız boyunca bize söylenen bir şeydir. Fakat 12 yıl belki 15 yıl belki 20 yılda eğitim versek görüyoruz ki insanlar arabalarından işte ellerinin altındaki şeylerden çöplerini atabiliyorlar. Demek ki bir şeyi bu şekilde anlatmak yani öğretmek eğitim olarak ona yansımıyor. İşte bu içselleştirme dediğimiz şeyin e, uzun süreçler içerisinde gerçekleşmesi bir davranış bütünlüğü ve zarafet kazandırması gerekiyor. E, bu da e, öğretim faaliyetinin bir eğitim e, sürecine dönüşmesi ve davranış değişikliğine gitmesini sağlıyor. İşte biz de e, İslam ahlak filozoflarının bu kaygıyla e, meseleyi ta teorik boyutundan alıp pratik boyutuna kadar getirecek bir sistemle el almayasının bize önemli ipuçları verdiğini düşünüyoruz. Ben bugünkü videomu burada bitiriyorum. Gelecek hafta modern dönemde ortaya çıkan yani yayınlanan İslam ahlak felsefesi literatürüne dair birkaç eseri sizlere tanıtacağım. Burada ahlak ve değerler alanı ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle birey kavramı ve ahlak kavramı üzerinden bugünün insanına hitap edecek bir İslam ahlak felsefesi tasavvurunun imkanını sürekli olarak tartışıyoruz. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, iyi günler dilerim.